Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Story Castle bölümüne hoş geldiniz efendim. Story Castle'da biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde Santa'nın depolarına gittik ve Santa'nın deposundan oldukça güzel ürünler kapıp bütün aletlerimizi maksimum seviyeye çıkardık ve 14 bin dolarlık bir sermayeye sahibiz şu anda. Ben tekrardan hemen yolumu Santa'nın deposuna doğru ilerletiyorum. Oyunu full başarım yapmayı amaçlıyorum dostlar. Full başarım yapabilmek için de yapmam gereken belli başlı şeyler var. Öncelikle oyunda Blackjack ve Sugar Pop isimli bir oyun var. Bunlar şans oyunları. Bu şans oyunlarında biraz zaman geçirmem gerekiyor. Blackjack'te 10 defa el kazanmam gerekiyor. Merak etmeyin, adamları ezmek herhangi bir şey kaybettirmiyor bize. Blackjack'te 10 defa el kazanmam gerekiyor. 10 kere Sugar Pop oyununda spin çevirmem gerekiyor. Bunları yaptığım zaman başarımı alabiliyorum. Şimdi sevgili dostlar, 9500 dolara bir depo var. Hemen erkenden bir girelim. Kutu sevgili dostlar, hemen gördüğünüz gibi kenarından belli oluyor. Burası açık ve net bir şekilde belli ki scam, tuttuğunu öpecek. Burada 3000 dolarlık bir depo var. Hemen bu depoya girelim. Bu depoda anladığım kadarıyla para edebilecek şeyler var ama para edebilecek şeyleri göremiyorum ne yazık ki. Mermi kutusu var. Çöp, çöp, çöp. Arkadaki de çöp galiba ya da küçük bir item var, bilmiyorum. Buranın nesi 3000 dolar ediyor ki? Ama işin içerisinde risk faktörü yok. Arkada bir yerde belki bir silah vardır, kurtarır burayı. Hızlı satın alı 7000 dolar. Hemen o paneli biraz daha aşağı çekeyim. Hızlı satın alı size gösteriyordum. Hızlı satın aldan almayacağım. Teşekkür ederim. Chagahitka, sağ olasın. Nick'imi doğru düzgün okuyamadım. Kusura bakma lütfen. $7000'dan aşağı alabilirsek ne güzel. Sana kabum ulan. Ya pazarlık ederek depolar daha rahat alınabiliyor. Hızlı satın al biraz daha pahalıya denk geliyor. Bakın mesela 4200 dolara depoyu kapattık. Hızlı satın aldan almaya kalksak 7600 dolar verecektik. Şimdi bu depoda ne para ediyor? Hemen bir ona bakmam lazım. Bu çöp, bu çöp, bu çöp. Baget ekmek var. Powerbank var. Arkadaşlar galiba battık. Bu depoda 4000 dolar edecek hiçbir şey yok. Küçük kasanın içerisi de bomboş. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Çok ciddi battık lan. Genelde ben kutularda kumar olduğunu zannediyordum. Yani epi topu burada belki 1000 dolar var ya da yok dostlar. Uçsan kaçsan 1000 dolara zor çıkar bura. Hatta çıkmaz bile. Ve 4000 dolar verdik buraya. Evet, baget ekmeği çekişle tamir ediyorum. Mükemmel sıçtık. Oh. Oh. Acık suyundan da koy. Ay, ağzımıza sıçtı bu depo. Ağzımıza sıçtı bu depo. Evet, 5000 dolarlık burada ne var? Kılıç var, para ediyor. Silah var, para ediyor. Şuradaki makine para ediyor muhakkak. Burayı almaya çalışalım madem. Hızlı satın alı 13000 dolar. Bahtı kayık piyade. O benim şu anda. Yani oyunun böylesine bana kazık atacağı hiç aklıma gelmemişti. Ablacım lütfen za diye bağırmayın. Çok çirkin oluyorsunuz. Lütfen bana bırakır mısın? Burayı almam lazım bu arada. Bu depo zararı çıkartabilir çünkü. Daha fazla arttırırsanız mücadele edemeyeceğim. Bir defa daha arttırma şansım var. Evet, bütün parayı bir de buraya baydık.
Yani şu öteki depo öyle bir kazık attı ki bize. Gerçekten bura çok çok zor toparlayacak bunu. Allah'tan ki etrafta çok fazla eşya var. Yani çok fazla item var. Bu itemler ancak böyle bir şeyler yapabilir diye tahmin ediyorum. Voodoo bebek varmış burada. Şunlar çöp. Köpek kulübesinin falan pek bir para içeceğini düşünmüyorum. Kutuların içinden bir şeyler çıkarsa artık tamam. Instant kamera. Bu ilk yardım çantası. Şunu bir kenara koyalım. Tam burası zararımızı öder ya. Bu kutunun boş çıkmasının da bir önemi yok. Kutuları iç içe koymayalım ne olur ne olmaz. Şimdi önce bütün her şeyi bir tamir edelim. Sonra fiyatını öğrenelim. Çok yüksek olasılıkla zararımızı kapatacağız gibime geliyor ama hiç belli olmaz. Tamam. Köpek kulübesi. Tüplü televizyon. Vudu bebek. Büyük kılıç. Manyetik bant birimi. O kadar yüksek para etmiyormuş bu arada. Manyetik bant birimi. Instant kamera. Antik tanrı pompalı tüfeği. Mezar taşı ve kılıç. Evet, burası sanırım bizim zararımızı çıkarmaya yeter. Öteki depo zaten külliyen bana girdi de. Burası zararımızı çıkarmaya yeter. Şöyle bir öncelikle şunları alıp yerleştirelim. Şunu bir hızlı satışla satabilir miyim ya? Hadi blok kafa falan da belki böyle pazarlıkla 100 dolar falan alabileceğim bir şey de blok kafa, cephane kutusu, powerbank. Bari 20 dolarlıkları falan salalım kenara da uğraşmayalım ya. Aleyküm selam, hoş geldin baklava fanatik. Teşekkür ederim selam verdiğin için, sağ olasın. Ya değerli vaktini bana ayırdığın için çok çok sağ ol. Umarım güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Şimdi birkaç tane hızlı satış yapacağım. Öncelikle bunları pazarlıkla mutlaka yüksek fiyata satmak lazım. Şu 20-30 dolar eden ve yer kaplayan itemleri. Hadi seni de alalım. Yani sen de belki 180 dolar fiyat yazarız. Yüksek bir fiyata satılırsın da. Öteki şeyi hiç alasım gelmedi. Merhaba, burada iki tane kılıcımız var. Şu iki tane kılıcı şöyle bir koyalım. Evet dostlar, bu arada başarımlarda neler kalmış? Ben sizlere onları da açıklayayım. Bütün yetenekleri almamız gerekiyor. Bütün seviyeyi kasmamız gerekiyor. Bununla beraber şans oyunlarında birazcık şansımızı denememiz gerekiyor, tabiri caizse. Şans oyunlarında biraz ilerlememiz gerekiyor. Onun dışında Blackjack'te bir kere rest çekerek kazanmamız gerekiyor. Yani genel anlamda başarımların birçoğunu gerçekleştirmişiz zaten. Gerçekleştiremediklerimiz de işin açığı şans üzerine kurulu. Tam yolun kenarından sola döneceğiz. 10 defa Sugar Pop'ta spin çevirmem gerekiyor. Onu yapacağım birazdan. Buradaki eşyaları en son satacağım. Sanırım buradaki eşyalar bana yine bir 15 bin dolar civarı para verecektir. Zira bütün paramı görüyorsunuz çok işe yaramaz bir depoya verdim. Yani arkada bir yerde belki silah vardır diye düşündüm. Görüyorsunuz bir tane antik pompalı adı verilen silah çok çok yüksek meblağlar edebiliyor. Şimdi şuradan 10 defa spin çevirmemi istiyor oyun. 1 2 Aa. Okey, bir de para verdi. 3 4 5 Buna 20 patlayacak bu arada.
O neymiş öyle ya? Oğlum istemeden para kazandım galiba. 5'te kalmıştık değil mi? 6 7 8 9 ve 10. 10 defa kazanmam mı gerekiyor? 10 defa çevirmem mi gerekiyor? Hemen bir ona göz atacağım. Sevgili dostlar, hatta aldığım başarımları da size göstereceğim. Evet, hemen şöyle bakın. İlk başarımımızı tamamlamışız sevgili dostlar. Şeker bağımlısı. Burada yapmadığım başarımları yapmaya çalışıyorum. Bütün karakter yeteneklerini açma muhabbeti falan var ve 10 el blackjack kazanmam gerekiyor. Bize en çok yoracak özelliklerden biri budur diye tahmin ediyorum. Yoracak başarımlardan biri. Oyunun ekranını hemen size geri vereyim. Geldim oyunun ekranı. Haydi oğlum, tamam. Şimdi 10 defa blackjack'te kazan biraz zor. 10 dolarla başlayacağım. Çünkü şans işi, 17'nin üzerine bir şey yapamam. Evet, maalesef ilkeli kaybettik dostlar. Tekrardan bir 10 dolarla girelim. 17. Gene duracağım. Belki şansımı deneyebilirdim. Evet. 18 güzel. 21 artık sende. 12. Şansımı deneyeyim. 22. Ben de şans yok galiba ya. Onel oyna demiyor. Onel kazan diyor. İşin en sıkıntılı yanı bu. Oh tamam. İlk elimizi kazandık. 1. 9 defa daha kazanmam lazım. 12. Kesin mahvedecek bizi değil mi? 19-21. Oho paşam. Yani bu başarım için uğraşmayabilirim ya. Ya da bir saniye, bunu yapana kadar şöyle yapalım. En azından satış marketine girelim. Eşyaları satalım. Bu eşyalara böyle bir fiyat yazalım. Pazarlık yapalım. Bir yandan bunların satılmasını beklerken bir yandan da kendi işimizi halledelim. Evet, bazı şeylere fazla fiyat yazıyorum, farkındayım. Fazla fiyat yazdıklarım da çok önemli değil. Zaten pazarlıkla herifler o fiyatı öldürmeye oynayacak. Evet, 13 bin hatta 14 bin dolar yazacağım buna. 200 değil, 200 olur mu? Bir sıfır eksik orada. Tüplü televizyon falan yeni eklenen itemlarda farkındaysanız sevgili dostlar. Herhangi bir şekilde görsel yok. Onların görselleri eklenmemiş. Son güncelleme ile alakalı mı bir şey var acaba? Bilmiyorum ki. Dealer'ı da as varken kaçacaksın. Enver abim valla kaçsak da kalsak da pek bir şey fayda etmedi orada. 160 dolara satalım. Kılıç 5200 diyor. 5500'den aşağı olmaz. 5500'ü ver. 220. Powerbank 170. Küçük kasa 180. Cephane kutusu 120. 1200. Yok, tamam, 1200'ü almadı. Yağ sabır çekti. Depolardan biri zaten bizim müthiş mahvetti. Yeni seviye aldım. İyi bari 1150'yi verdi. 20 bin dolar param oldu şükür. Zararı kurtardık, o yeter. Ya zaten çoğuna yazdığım fiyat çok yüksekti. O yüzden o fiyatları vermemelerini normal karşılıyorum. Depolara fısıldayan adam olmuşuz bu arada. Seviye kasmak için benim bunlarla pazarlık yapmam lazım. Ne yazık ki otomatik satış sistemini alırsam seviye kasamıyorum. Bu yüzden bağlantılara ya da Sigma Aurası'na gitmem lazım ki Sigma Aurası zaten sevgili dostlar başarımlardan biriydi. Böylelikle bir başarımı daha gerçekleştirmiş olduk. Ve dediğim gibi sanırım şu Blackjack başarımına çok uğraşmayacağım.
Zira karşı taraf çok fazla kazandığı gibi baksana direkt 21'e tamamlıyor ya. Ha, hakikaten bu bir başarım yani. 16'ya ben ne yapayım abi? Ha. İkinci eli kazandık dostlar. 7, 10, 20. Üçüncü eli kazandık. Şükürler olsun. Tamam, 16'da durdum. İyi ki durmuşum. 4 el kazandık öyle değil mi? Evet, 4 el kazandık dostlar. 12, 15. Çok şansımızı zorlamayalım. Direkt 17'de durdu. 17'de ben de durayım. Yani çok hızlı 21'e geliyor. 12 yerde as var. 22. Gene yerde as var. 17. 20. Ya 10 dolar koyuyorum yani. Para namına bir şey kaybetmiyorum da. Başarım için çabalamak zoruma gidiyor şu anda. 12, 14, 24. Ne yapayım dayı? 14 ile ben ne yapayım Allah aşkına? Bekleyeyim madem bu sefer 14'te. 17 geldi. 10, 16. 5 defa kazandık. 20 çok iyi bir rakam. 21 gelmezse tabii. 6 defa kazandık dostlar. Yerde 10 var. Şaka gibi gelmedi mi? Yedi defa kazandık sanırım değil mi? 7 defa kazandık. En sevdiğim 8 defa kazandık. Sayan oldu mu? 7 mi 8 mi? Çünkü yazmıyor başarımlarda. Arkadaşlar şey başarımını da aldık bu arada. Sigma havası başarımını da aldık. İki başarım almış olduk bununla beraber. Videonun ilerleyen kısımlarında Blackjack başarımını da aldıktan sonra gösteririz. 8 mi aldık abi? Galiba 9 o zaman. 10 diyebilecek miyim? Diyemedim. Diyemiyorum. Hile mi lan bu? Tamam galiba 10 oldu. Hemen bakıyorum dostlar. Evet. Blackjack hastası başarımını aldık. 10 el boyu Blackjack kazan diyordu. Hatta hemen size şöyle başarımları göstereyim dostlar. Blackjack hastası başarımı ve reddedemeyeceğim bir teklif Sun Sigma havası başarımı alındı. Geriye yapılmamış başarımlar arasında çok az şey kaldı. Bütün yetenekleri açmak için normal oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz ve Blackjack'te rest çekerek kazan diyor. Bütün paramı koymam lazım sanırım. Parayı depoya koyayım. Depoya bağlayayım paranın büyük bir kısmını. Paranın büyük bir kısmını depoya bağladıktan sonra hareket edelim dostlar. Artık Blackjack'le işim bitti. Daha da Blackjack falan oynamam diyecektim. Bir kere rest çekme şeyi lazım galiba. Rest çek derken ha maksimum bahis 2000 dolar. 2000 dolarla mı kazan diyor. Oğlum 2000 dolarla kazanmak çok riskli ya. Bir eşya ile NPC dövme başarımını aldın mı? Almışımdır herhalde. Gizli başarımlarda mı? Aracımla NPC ezber. Onu almışım galiba. Oğlum 2000 dolar çok riskli lan. Ben bu başarımı alacağım diye benim götüm çürür. Neyse dur bir. Yapabildiğimizi bir yapalım. Geri kalanına bakarız. Bir günü bitirelim efendim. Depolardan biri bizi çok feci katakulliye getiriyordu. Ama katakulliye getiremedi ve parayı toparladık bir şekilde. Santa'nın depoları hep risk. O değil abi. O zaman eşyanın biriyle NPC'lere mi vuracağız? Vururuz. Vururuz agam hiç sıkıntı değil.
Kelimeler kıyafetsiz kalınca diye bir başarım kifayetsiz. Almışımdır herhalde. Almadığım 4 tane var işte. Bütün skill'leri al. 2 tane gizli başarım var. 2 gizli başarımın ne olduğunu bilmiyorum. Seviye kasmak için tabii ki normal oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Ki hızlı bir şekilde level atlayabilelim. Bu bölümü yapabildiğimiz bütün başarımları yaptığımız bir bölüm olarak alalım. Saat 12'de açılıyor, 7'de açılıyor. Bu kaçta açılıyor? 9'da açılıyor. 9'da açılıyor ve 12'de açılıyor. Tamam. 7'de açılacak, şunun başında bir bekleyelim bakalım. Uçma başarımı da var ama nasıl yapılıyor bilmiyorum. Benim de hiçbir fikrim yok işin açığı Furkan'ım. Ama bakalım ya. Evet, 7000 dolarlık bir depo. Full risk. Yani full risk ve şuradaki civcive güvenmiyorum. Arabayla alakalı da en ufak bir fikrim yok dostlar. En ufağından bir fikrim yok. Yani gerek var mı böyle bir risk almaya? Bilemedim. Bugün varız yarın yokuz diyerekten alsam mı riski? Bir tane keman var, kedicik var, mezar taşı var. Yani kutu çıkarsa çok üzer bizi. Hiçbir yerden anlayamıyorum kutu mu değil mi? Siz anlayabiliyor musunuz? Ya ayna mayna kabartısı yok da oyunda ayna kabartısı bekleme yani. O şey yapmıyor, üstünü komple örtüyor. Bazen ara sıra böyle kenardan köşeden kutu gözüküyor. Emin olamadım. Ya bu 10 bin doları çöpe atmak gibi bir şey aşağı yukarı. Bana da boş gibi geldi. Ben çıktım buradan. Saat 9'da açılacak depolar var. Bu 9'da açılıyor. Arkadaki 12'de açılıyor. Bu 9'da açılıyor. Şuradaki iki depo saat 9'da açılacak. Saat 9'da açılan depoları bekleyeyim. Abi hiç güvenemedim ya. Hiç güven vermedi biliyor musun? Yani araba çıksa da 7000 dolara nasıl bir araba çıkacak? O da bir merak konusu. Hiç güvenemedim. Eğer 100 bin dolarımın olduğu save'de olsaydım kafamıza göre takılırdık da 100 bin dolardan da fazla. Bütün oyundaki bütün arabaları koleksiyon falan yapıyorduk. Camış gibi oynuyordum ama. O save'i fullediydik. Bence sıfırdan başlamak çok iyi oldu ve bununla beraber tadını da bırakmayı da bilmek lazım. Yeni ürünlerin şeyini kodlayamamışlar. Market satış kısmını kodlayamamışlar. O kötü. Fuar alanına gittik baktık. Fuar alanında öyle çok aham şaham bir şey yok. Ama oyunu geliştirmeye çalışıyorlar en azından. Ekibin ellerine sağlık. Saat 12, saat 9'da açılacak diyordu. 4800 dolarlık bir depo burada. 2700 dolarlık bir depo burada. Hadi bakalım göster şunu. Çok tatlıymış. Acayip hoşuma gittin. Yazıcı var, şey var, buzdolabı var. Küçük bir tane silah var. Kutu bile çıksa amorti edebilir ya. Ben giriyorum abi. Kutu bile çıksa şey yapılabilir yani. $500 dolar falan vermeyelim de. Mümkün mertebe az da satın almaya çalışalım. Arabayla dönme dolabın üzerine çıkıp yapılıyor uçma başarımı. Deneriz. Harbiden salacak mıydınız lan depoyu? 6500 dolar bir şey değil. Çok büyük zarar ettirmez ama durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ay babanı. 8000 dolar oldu. Zarar gitgide büyüyor. Kutu musun lan? Hadi bak bana doğruyu söyle. Kutu musun? Yazıcı var, şey var. Şu çok hoşuma gitti. Athena baykuşu heykeli, sıradan emoji. Bir tane mezar taşı var burada. Mezar taşının falan iyi para ettiğini biliyorum. Allah'ım kutu mu değil mi hiçbir şey gözükmüyor. Nadir yazıcı. Epik bir tane tabanca var. Ya 8000 dolarlık malzeme çıkmaz da. Ölümüne zarar ettirmez. Omni maskesi. Omni maskesine dokunuluyor mu?
Yok abi, dokunulmuyor. Adamlar bu Omni maskesini bozuk yapmışlar. Kağıt fener. Ben bu özel bir şey zannettim. Kutu mutu gözükmüyor birader, ben heyecanla bekliyorum. O ilk günkü heyecanımı koruyacağım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İçi boş çıkarsa bize çok kötü girecek ya. O içi boş çıkarsa bize çok kötü girecek. Kutu musun lan? Ya hafif bir kabartı var, ayna kabartısı gibi. Bilerek bakmıyorum. Bilerek bakmıyorum abi. Tamam, burayı sonra tamir edeceğim. Şu yan tarafa doğru bir girelim. Saat 12'de diğer depolar da açılacak. Burada ne var? Çöp. Çöp. Şurada güzel bir item olabilir. Çöp. Arkadaki karpuz da çöp. Onun önündeki de çöp. 2000 dolar değil, 1200'e falan anca satılacak bu. Kasanın içerisinde belki bir şey çıkabilir. Şu gramofon galiba. Gramofon ya da Athena kalkanı. O kadar yüksek para etmez bunlar ya. Gidelim şu saat 12'dekine. Oğlum araba mı değil mi, çok merak ediyorum ya. Kutu bile benim tavuk kümesinden yaptılar beni. Abi hiç bilmiyorum var ya. 17 bin dolar ananın nikahıymış kanka. 17 bin dolar ananın nikahıymış. 2000 dolarlık depo. Tam burası para eder. AK-47 var. Altın AK-47 ise zaten bütün bu deponun parasını çıkarır. Mikroskop falan da para eder. Buralara böyle bir 200-200 basa basa gideyim. Direkt 5400'ü de basabilirdim de. Gerek yok. Sen fazla abartma. Ben direkt pat 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 basacağım. Okey, 3300'e bedava depo aldık. Garanti fiyatını çıkartacak o zaten. Altın AK-47 ise altın AK-47'nin tamirlisi 5000 dolar falan ediyor. Şu silah da çok iyi para ediyor. Lexstas 5 kişiye abonelik hediye ediyor. Lexstas çok teşekkür ederim. Abonelik hediyen için sağ olasın. Aha da altın AK-47 burada. Twitch de abonelik hediye ediyor. Twitch ne alakalı? Kampanya var herhalde. Bu 5-7 da çok deli para ediyor. Tamam, burası deli para ediyor. Oha, bir de içerisi de dolu. Taşınabilir hoparlör. Tüplü televizyon. Ve evet, içi boş ilk yardım kutusu var. Tamam. 17 bin dolarlık depoya hayatta giremem. Şuraları tamir edelim bir. 5 aboneliğe bir tane bedava abonelik veriyormuş. Çok iyiymiş abi. Şu muzlu kedi de çok iyi oldu. Ne zamana kadar devam ediyor peki bu? Ekim sonuna kadardır ya. Biz Ekim'de miyiz? Eylül'deyiz biz galiba. Yok, Eylül sonuna kadardır o zaman. Benim aylar, tarihler falan birbirine girdi. Bir ara bir maçam yese. Arkadaşlar 4500 dolar bu, 4200 dolar bu. O muhteşem paralar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Harbi muhteşem paralar yani. Sırf buradaki eşyaları satsan zaten dünya şey çıkar yani. Ha, 27 Eylül bugün son. Anladım, anladım. Evet arkadaşlar, şu bize girdi mi girmedi mi öğrenmeye hazır mıyız? Bence zamanı geldi. Girdiyse de ona göre önlemimizi alalım. Gidelim eşyalarımızı bir satalım. Evet, Omni heykeli tahmin ettiğim gibi satılmıyor. Öğrenilmiyor fiyatı. Evet, fiyatını bilmediğim için hızlı sattan çok güzel, 800 dolar. Sus bebek. Bu 90 dolar mı sadece? Athena baykuşu heykeli. Sadece 90 dolar mı? Oğlum bence bunu epik eşya olarak kaydetmişsiniz.
690 bence bunun bir sıfırını eksik yazdılar. Güncellemeyi atıp gittiler mi acaba? Yani hiç bakmadılar mı ya? Valla bak, adamları boş boş eleştirmek için ya da keyiflerini kaçırmak için demiyorum da, eşyaların hepsi ırs gibi gözüküyor. Bir de epik eşya. Tuvalete gideceğim, tutuyorum kutumu değil mi görmek için. Kutu abi tabii ki. Abi gönül rahatlığıyla benim yerime de. Ben bırakıyorum zaten yayında. Gönül rahatlığıyla benim yerime de abi. Dolandırıldık. Dolandırıldık. Eğer saat 17 çift sıfır olsun, bir bakalım o 17 bin dolarlık depo kapanmıyorsa ve etrafında kesin bir şeyler varsa ben oraya girebilirim abi. Şunları sattıktan sonra elimde oraya teklif verecek para olur. Ama orası bizi batırırsa tam batırır var ya. Kumardan hiçbir fark yok. Batırırsa tam batırır, çıkarırsa tam çıkarır. Ya epik eşya bu arada. Ya şu bak, sıradan eşya, tamam mı? Tüplü televizyon. O bile 90 dolar. Epik eşyaya sen nasıl 90 dolar yazdın? Sifonu çekiyorum o zaman abi, çek. Çek abi. Tamam, burası kapanmadı. Buraya girebiliriz. Yani 17 çift sıfır olmasına rağmen bitiş 17 diyordu. Hala kapanmadığına göre burayı satıp girebiliriz oraya. En azından bir tur daha macera olur. Tüplü televizyonu atmayın oğlum. Nasıl 90 dolar olabilir ya? Ya 90 dolara satacağıma elimde koleksiyon olarak tutarım ya. Benim için güzel bir eşya çünkü. Yani şu kağıt fener 90 dolar. Şunları sat, hiç arabaya sıkıştırmayalım ya. 120 dolarlık buzdolabını almayı isterdim de. Çok yani, oyunda önceden bu kadar bug yoktu. Adamlar yeni ekledikleri şeylerle beraber bug eklemişler oyuna. Dediğim gibi yani niyetim böyle eleştirip keyif kaçırmak değil de, olanı söylüyorum dayı, baksana. Yani şeytan maske, ya götüne korum şeytan maskesini. Sabahına sinilsin anasını satayım, ne yapayım? Oyunda uyu uyan yaptığın zaman dışarıda kalan eşyalar siliniyor. Silinsin gitsin madem, ne yapalım? Şunları satalım, o 17 bin dolarlık yere bir girmeyi deneyeyim. Yolun sonundan sağ yapıyorduk ve hemen ikinci bina bizim garajdı. Hop. Sokamadım arabayı. Şimdi hemen şunu bir alayım. Sen benim gözümde koleksiyonluksun ya. Ya 90 dolara seni satacağım ama affedersin diklemesini, üstüne otururum yani. Evet, şimdi başlayalım bakalım kedi portresinden. Altın AK-47. Mikroskop. Tabanca. Bebek. 1.600 yazacaktım. Fazla yazdım. Nasıl olsa sanki onun fiyatını veriyorlar ya. 600 yaz, 700 yaz, ne fark ediyorsa. İlk yardım kutusunu da aslında orada hızlı satıştan satabilirmişim. Bu arada Athena figürü gözükmüyor bile, değil mi? Athena'nın baykuş heykeli. Abi 180 dolar epik eşya diyor bir de. Kağıt fener de gözükmüyor. Ya satacağıma dursun diyecektim de hiç içimden gelmedi ya. Yeni emot aldım. İyi günlerde kullan sevgili Lextas. Kedi heykelini. Babacım 550'yi alabilirsin. Altın AK. 6K verirsin ya altın AK'ye. Mikroskop.
1550. Tam 1500'e ver. 1K verirsin bu silaha. 1K'ya sattım değil mi? Kazara 100 dolara satmayayım da. 1300 istiyorum buna. 1300 verirsin. Mezar taşı 1400. 1400 verirsin. Kedi 57. Dayı 5500. 5250'ye alma adam. Şaka gözlüğü 100 dolar. Emoji 120 dolar. Yazıcı 350. İyi fiyat 375 ver. Taşınabilir hoparlör. 170 dolar. 50 dolar. 1100 dolar. 170 dolar. Kağıt fenere 150 dolar ve Athena'nın baykuşuna 130 dolar. Ya epik eşya diye 80 dolarlık eşya zoruma gitti. Ben o 17 bin dolarlık depoya gidiyorum bu arada. Umarım 17 bin dolarlık depodan iyi bir şeyler çıkar. Otosell Life oyununda az önce araç kendi kendine taklalar atmaya başladı, durmadı. Ben sana dedim ya sevgili Herubelek. Hani valla beni bazı konularda yanlış anlamayın arkadaşlar. Kapandı mı? Yok kapanmadı, hala açık. Dedim ya sana oyun pamuk ipliğine bağlı gibi duruyor diye. Hakikaten yani oyun pamuk ipliğine bağlı gibi hareket ediyor. Bu biraz daha derli toplu. Hani ansızın patlayacak gibi gelmiyor en azından. Araba bu. Araba bu. Lastiği gördüm. Araba bu. Ya da sadece lastik artı kutular değil mi? Lastik artı kutularsa çok eğlenceli olur gerçekten. Oturur güleriz yani hep beraber. 42 bin dolar mı? Abi umarım 29 bine halledebilirim bunu ya. Hocam bak oyunun şimdi bu oyundan bahsetmiyoruz bu arada. Harici bir oyundan bahsediyoruz. Yürüyüş animasyonlarına kadar pamuk ipliğine bağlı olduğu hissediliyor, anlıyor musun? Yani adamlar bir şeyler yapmaya çalışmış. Eyvallah, hiçbir sıkıntım yok. Üreten insanla benim bir problemim yok. Ama problem şu. Oynayacak adam sensin. Ve dediğim gibi yani ince bir ip tutuyor gibi hissediyorum o oyunu. Daha fazla arttırma gari. Abi son şansım. 17 binden 29 bine çıktı. Dururlar umarım. Son an kaybedersem çok üzülürüm. Donuma kadar aldılar. Donuma kadar kanka. 37 dolarım var vallahi. Babaanne duasıyla duruyor o oyun değil mi? Ya bence de öyle. Yine Omni maskesi mükemmel durumda. Sokacağım ama Omni maskene yani kardeşim. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu iki tane obje karşıma çıkıp duruyor bir de. Bu araba canım. Üf! Araba da araba ha şimdi birader. Araba da araba. Aha efsanevi tombul tavşan. En sevdiğim. Kaç yaşında adamım gidip bu oyuncaktan alasım gelebilir. Luger tabanca. Peki bir şey diyeceğim. Mesela Omni maskesini kutunun içerisine koysak. Belki kutunun içerisinde. Kutunun içerisinde. Yok kutuyu tamir etti. Nasıl bu eşya zaten mükemmel durumda ya. Abi Omni maskesine kutu mutu etki etmiyor. Şu oyuncak var. Rus oyuncağı var. Çöp var. Bu var. Abi okey. $2750 dolar. 850 dolar. Luger'in fiyatı biliniyor. Bu 20 dolar. Şunu arabaya almaya bile gerek yok.
Hemen bunları bir arabanın arkasına yerleştirelim. Araba çok iyi çıktı bu arada. Araba çalışıyorsa iyiymiş. Çalışıyor, çalışıyor canım. Yani oyuna yeni güncellemeyle... O ne lan? Famas Kozmik 10 bin dolar. Abi sırf bu Famas Kozmik silahı zaten bütün depoyu çıkarır ki. Okey. Şimdi şöyle yapacağız. Bu Omni maskeleri dışarıda dursun, yok olsun. Uğraşamayacağım yani. Araba çıkmasaydı biraz sinirlen... Yani araba çıkmasaydı sinirlenebilirdim demeyeyim de depoda kâr ettirecek ürün miktarı fazla olmasaydı bir parça sinir yapabilirdim bu Omni maskelerinden dolayı. Çünkü ya satılabiliyorlar ama bozuk ürün kanka, dokunamıyorum, tamir edemiyorum, fiyatını öğrenemiyorum. Ya beni müthiş derecede rahatsız eden bir şey. Ama depodan bu kadar iyi ürün çıktığı için pek bir rahatsızlığım yok. Arabanın ne kadar ettiğini bilmiyorum bu arada. Arabayı götüren bir eve koyam. Birader herhalde oyunun en pahalı arabalarından birini bulduk. Para konusunda kârı vurduk galiba. Cam kırılma sesi falan geldi. Ne kadardır ki bu? 50-60 bin dolar ediyor mudur acaba? 45 bin dolar ediyormuş. 60 bine koyarım, pazarlıkta satarım ya. Evet, mükemmel para gerçekten. Sadece 50 dolarım kalmış. Bu arabanın içinden düşerlerse geri almayacağım. Düşmezlerse satacağım. Eşya bırakma hoşuma gitmiyor çünkü. Allah'ım ya Rabbim. Tamam, okey, okey. Agalar bunları koklayamamış abi. Yapacak hiçbir şey yok. Yani son güncellemeyle beraber eli ayağı tutan oyunun başatı çıkmış dayı oğlu. Evet efendim, arabayı sattıktan sonra yani mükemmel bir başarı yakaladık bu arada. Blackjack'te res çeke çeke win almayı deneyebilir ve diğer başarımın peşinde koşabiliriz. Merhaba. Almak istiyorum. Teklif ver o zaman. 45 bin dolara mı almak istiyor? Pazarlık için vaktim yok, satın almak istiyorum. 45 binden aldı galiba. Ya da kaçtan aldı? 54 binden aldı. Bu arabayı da yeni eklemişler kuvvetle, muhtemel pazarlık yapılmıyor çünkü. Abicim oyunda bug'lı olmayan bir şeyiniz var mı? Buna bir 20 bin dolar çekelim. Numpad tuşları 200 dolar. Luger şöyle bir 900 dolar. 2000 dolara mezar taşı. Ve bu 2000 dolar. Efendim bebeğim. Famas Kozmik. 13 bin dolar istiyorum en az ya. Fiyat konusunu düzeltmişler ama önceden iki katına yakın satılıyordu. Artık iki katı olarak teklif edemiyorsun anladığım kadarıyla. Ya artık yani ürünün ederinden çok çok fazla bir kâr etmek söz konusu değil gibime geldi. Normalde tam iki katına satılıyordu çünkü. Tam 73 bin dolar param oldu. Dediğim gibi ama bütün skill'leri açabilmek için daha bizim çok fazla oynamamız lazım. Ve otomatik satış yeteneğini açtıktan sonra experience gelmiyordu. Bence bütün başarımları almaya gerek yok sevgili dostlar. Biz yapabildiğimiz kadarını yapalım.
Ve bu artık serimizin final bölümü olsun. Blackjack'te rest çeke çeke, yani rest çekmekten kastım herhalde, ilk hasta herhalde 2000 dolarla win almaya çalışmaca. Blackjack'te 2000 dolar yatırıp win almaya çalışa çalışa ilerleyelim. 13 ilk elden çok kötü geldi. 21. Oo, çok iyi. Kazandın mı rest çekerek alma başarımını? Evet dostlar, kim kimi koparıyor, kendi payının dıbığına koyayım isimli başarımla da oyunda bir başarım daha almış olduk. Bu bölüm 4 başarım yaptık. Zaten dediğim gibi geriye bir tane, iki tane gizli başarım var. Ve bütün yeteneklerin kilidini açmak var. Onun dışında yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Ve yaklaşık 30 saat oynamışım oyunu. Tabii ki bu sadece bu save için değil. Bütün save'ler toplamda 30 saate yakın oynamışım. Save alalım ve videoyu burada sonlandıralım efendim. 75 bin dolar paramız var. Depo alım satım simülatörde zengin olduk diyebilirim. Gizli başarımın ne olduğunu görmeye gerek yok. Hani ben elimden geleni yapmaya çalıştım. 42 bin dolar harcamışız. 97 bin dolar kazanmışız ve hayali arkadaşım bana 0 dolar borç vermiş. Çok mantıklı. Evet. Şimdilik bizden bu videoluk bu kadar diyelim efendim. Eğer full başarım olsun derseniz bu arada save dosyasını yerinde tutacağım. Merak etmeyin. Oynamaya devam ederiz. Yeterli derseniz de bunu final sayarız. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın dostlar. Bye bye.